Galatasaray'dan forvete Mateta hamlesi. Golcü arayışları doğrultusunda transfer çalışmalarında bulunan Galatasaray, özellikle İngiltere Premier Ligi'nde forma giyen isimler üzerinde yoğunlaştı. Sarı Kırmızılı Kulübün gündemine gelen son santrafor Crystal Palace'tan. İngiliz ekibinin 11 milyon euroya renklerine bağladığı ancak beklentileri karşılayamadığı için gözden çıkardığı Jean-Philippe Mateta'nın bir süredir Galatasaraylı yetkililerle temas halinde olduğu ortaya çıktı. ...1.92 boyundaki Fransız golcünün satın alma opsiyonuyla birlikte kiralanması konusunda İngiliz kulübüyle yapılan toplantılarında olumlu geçtiği öğrenildi. Kadrosunda hava toplarına hakim, güçlü fizikli bir santrafor görmek isteyen Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un da Mateta'ya tam not verdiği bildirildi. Kariyerinde toplamda 209 maça çıkan Mateta bu maçlarda 82 gol atmayı başardı. Galatasaray'a Ukraynalı gol makinesi. Transferde hareketli günler geçiren Sarı Kırmızılılar, Dnipro'nun golcüsü Artem Dobik de ısrarcı. 25 yaşındaki Dobik'i kadrosuna katmak isteyen Galatasaraylı yöneticiler, sözleşmesinin son yılına giren Ukraynalı işin oyuncunun menajeriyle de irtibata geçti. Yıldız futbolcu daha önce 2023 sonunda kontratının sona ereceği Dnipro'yla yeni sözleşme yapmak istemediğini açıklamıştı. Galatasaray'a gelmeye hazır olan Dobik, 1.89 boyunda ve güncel piyasa değeri de 10 milyon euro civarında. Geçtiğimiz sezonda 18 maçta 14 gol atıp 5 de asist yaparak 19 gole doğrudan etki eden 25 yaşındaki golcü, bu sezonsa takımına 22 maçta 16 gol 4 asistle 20 gol katkısı verdi. Son 2 sezonda oynadığı 40 maçta 39 golün altına imzasını atan ve 2023 yılının Aralık ayında kontratı bitecek olan Dobik için Galatasaray'ın Dnipro'yla görüşerek transferi bitirmek istediği öğrenildi. Ukraynalı forvet için Galatasaray'ın önerdiği rakamsa 3 milyon euro. Alex Telles yeniden Galatasaray'a. Süper Lig'de bu sezon şampiyonluk planları yapan Galatasaray bir yandan da gelecek sezonun kadro çalışmalarını yürütüyor. Sarı Kırmızılılar bonservisi Manchester United'da bulunan eski oyuncusu Alex Telles'i transfer etmek istiyor. İngiliz basınından Team Talk, Manchester United'ın Alex Telles'e yollarını ayıracağını ve Galatasaray'ın Brezilyalı yıldızla ilgileneceğini yazdı. Alex Telles 2013-2014 sezonunda Gremio'dan 6 milyon euroya Sarı Kırmızılılara transfer olmuştu. Gelecek sezon yabancı sınırının kaldırılmasını bekleyen Aslan, sol bekini de güçlendirerek Devler Ligi sahnesine tüm gücüyle çıkmak istiyor. Öte yandan milli futbolcumuz Merih Demiral'ın formasını giydiği Atalanta da Nelson'a talip oldu. Todo Ficanyes'in haberine göre lacivert siyahlılar yıldız oyuncu için oldukça ciddi. Haberde başarılı stoper için Galatasaray'ın 20 milyon euro bonservis belirlediği kaydedildi. Galatasaray'da bomba Firmino gelişmesi. Bir yandan Mauro Icardi'yi kadrosuna katmanın planlarını yapan Galatasaray'da, diğer yandan en az Icardi kadar önemli bir golcünün transferi için de çalışılıyor. Liverpool'lu olan kontratı sezon sonunda bitecek olan Roberto Firmino'nun Galatasaray'ın kapısından döndüğü anlaşıldı. İngiliz basınına yansıyan habere göre Sarı Kırmızılılar Haziran sonunda kontratı bitecek olan Brezilyalı yıldızla her konuda anlaşma sağladı. Ancak Liverpool Teknik Direktörü Jürgen Klopp oyuncusuna sezon sonuna kadar izin vermediği için bu transfer suya düştü. Şayet Alman çalıştırıcının onayı alınabilseydi Firmino kış transfer sezonunda aslan olacaktı. Şimdi Sambacı forvet için Haziran ayı beklenecek. Galatasaray'dan 3,5 milyarlık operasyon. Selam dostlar, naber? Galatasaray'ımız öyle bir transfer sezonunu geride bıraktı ki, kurulan kadroyu beğenmemek elde değil. Bu sezonun yaz ve kış transfer döneminde nicelik olarak kadrosuna tam 16 futbolcu katan Sarı Kırmızılılar, nitelik olarak da kadro kalitesini uzaya çıkardı.
Jim Bond'da Nicolò Zaniolo 30 milyon euroluk piyasa değeriyle Süper Ligi'nin en değerli oyuncusu oldu. Onu takip eden isim de bizden biri, Mauro Icardi. Yapılan takviyelerle kadrosuna tam 115 milyon euro değer katan Aslan'ın halihazırdaki toplam takım değeri ise 168 milyon euro. Yani yaklaşık 3,5 milyar lira. Bu sezon ilk 11'ine 7 yeni isim yazan Galatasaray'da uyum sorunu da kalmadı. Hatta takım mükemmel anlaşıyor. Peki siz bu transfer dönemiyle ilgili ne düşünüyorsunuz? Galatasaray uçak gibi kadro kurdu diyenler videoyu beğensin. Galatasaray'dan Mauro Icardi bombası. Galatasaray'da sıcak transfer gelişmeleri yaşanıyor. Bu sezon şampiyonluk ipini göstermek isteyen Galatasaray, kadrosunu daha da güçlendirmek için harekete geçti. Özel hayatındaki sorunları çözdükten sonra sahaya odaklanan Mauro Icardi mükemmel performansıyla fark yarattı. Derbilerde Beşiktaş ve Fenerbahçe'ye attığı gollerle taraftarların kalbine giren Arjantinli forvetin kiralık sözleşmesi sezon sonunda bitiyor ve satın alma opsiyonu bulunmuyor. Galatasaray cephesi Icardi ile devam etmeyi çok istiyor ve Paris Saint Germain ile masaya oturmaya hazırlanıyor. Sarı Kırmızılı yönetimin pazarlıklarda en önemli kozuysa Icardi'nin kendisi olacak. Yıldız futbolcunun Galatasaray'da çok mutlu olduğu ve Paris Saint Germain tarafından kolaylık isteyeceği ortaya çıktı. Yakın çevresine Galatasaray'ı kendimi en rahat hissettiğim kulüp olarak tanımlayan Icardi, Sarı Kırmızılı taraftarların kendisine gösterdiği sevgiden çok memnun. Tribünlere hayran olduğunu her fırsatta söyleyen deneyimli futbolcu ayrıca İstanbul'da yaşamaktan çok keyif alıyor ve kariyer planını Galatasaray'a göre yapıyor. Morutan için sürpriz karar. Transfer döneminde yıldız isimleri kadrosuna katan Sarı Kırmızılılar, yabancı oyuncu sınırı nedeniyle bazı isimlerle yolları ayırmak zorunda kalmıştı. Teknik direktör Okan Buruk'un raporu doğrultusunda Rumen oyuncu Morutan, İtalya Serie B ekibi Pisa'ya gönderilmişti. İtalya'ya çabuk uyum sağlayan Morutan, gösterdiği performansla adeta takımının vazgeçilmez isimlerinden biri oldu. Yıldız oyuncu Serie B'de sahaya çıktığı 19 maçta 5 kez gol atmayı başarırken 7 kez de asist yaparak takımına önemli bir katkı verdi. İtalyan kulübü Morutan'ın muhteşem performansı nedeniyle sezon sonunu beklemeden Galatasaray'ın kapısını çaldı. Pizza isterse 31 Mayıs 2023'e kadar Galatasaray'ın hesabına 5,5 milyon euro yatırmak suretiyle oyuncuyu kalıcı olarak transfer etme hakkına sahip. Galatasaray'a ilk teklifini ileten İtalyan ekibi 3,5 milyon euro karşılığında Morutan'ı transfer etmek istiyor. Galatasaray ise piyasası oluşan ve birçok İtalyan ekibinin gözüne giren Morutan için 5,5 milyon eurodan aşağı bir bedele imza atmaya yanaşmıyor.